burada en önemli şey evet bu yaşananların ifade ettiği mananın ve mahiyetin anlaşılması ve bunun belki bundan sonra atılacak adımlarla alakalı olarak çok temel ilkelere ve prensiplere dönüşmesi meselesi. Şimdi belki bu süreç devam ettiği için Hoca Efendi'yi dinlediğimiz zaman evet bugün bu süreçte yaralanmış, sancı, acı ve ızdırap çeken herkese ümit olma, nefes olma, can olma, heyecan olma belki bugün en temel mesele, en önemli nokta. Ve dolayısıyla belki bütün yetişmiş arkadaşlarımızın duygu düşünce adına e, hakikaten hem üreten hem bu meseleyi vicdanında derinlemesine yaşayan arkadaşların ortaya koyduğu performans da zaten şu andaki mevcut kendi insan kadromuz ve özellikle de haklı ve inandığımız evrensel insani değerlerin uluslararası arenada temsil ettiğimiz bu duygu düşüncenin de haklılığını nelere dayandığını ve yaptığımızın hangi haklı gerekçelere dayandığını belki anlatarak bir ciddi emek ve gayret süreci var şu anda. Bu tahribat meselesinde yani ister fiziki yani maddi manada tahribat yaşayalım İster itibar açısından yaşadığımız tahribata bakalım. Bunların hakikaten artıları ve eksileri açısından bakıldığında evet ders alınacak artı bu manada ümit kaynağı da olabilecek. Bir tarafa bakarken yüzümüzün, çehremizin asılmasını sağlayacak hadiseler ve olaylar yaşarken bir öbür tarafta ee, geleceğe ait ümit tomurcuklarının yeşerdiği ve çimlendiği o mütebessim bir çehrenin oluşmasına sebep verecek manzaralar işin doğrusu iç içe yaşanıyor şu anda. Yani ortada bir kere şu bir gerçek sizinle uğraşan ve sizinle boğuşan adamın sicil ve kaydına baktığınız zaman e, hamdedilmez ama e, haklılığınızın ifadesi ve durduğunuz yerin doğruluğu açısından çok önemli bir şey delil kanıt bizim için nedir ömrü ve siyaseti yalanın üzerine kurgulamış milletin gözünün içine bakarken üst üste yalan söylemeyi fevkalade mahir bir şekilde yerine getiren bununla alakalı perde gerisinde en kanlı en iğrenç en gizli olay ve hadiselere girebilecek ve onları kurgulayabilecek kadar ilkesiz ve hiçbir zaman düşman tanımını belli ilkelere ve değerlere bağlamamış, pragmatik anlayışın üzerine bütün bir varlığını inşa etmiş, gerçekten karakter, inanç, temel insani değerler, evrensel insani değerlerden mahrum çürümüş bir yapı sizinle uğraşıyor eline geçirdiği güçle. Bu sadece sizin haklılığınızı ifade açısından yeterli. Bu noktada